Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine iğneden tığa yapımı çok kolay ama görünüşü çok güzel olan bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Evet, modelim bu arkadaşlar. Bakın, şöyle petrol yeşili tülbentimin üzerine bu şekilde bir iğne oyası modeli hazırladım. Ve bu iğne oyalarını arkadaşlar beraber aynı gidiyor bu yeşil kısmı, petrol yeşili kısmı. Şöyle aralarına da minicik böyle kirpikler ara suyu bıraktım. Bakın 8 tane böyle pipirik var. Bir tane de bu orta kısımda var. Modelim bu arkadaşlar. Bakın renkleri de bu şekilde petrol yeşiline ayarladım modelimizi. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bakın zarif bir model oldu. Şöyle bakın ters kısmı iki taraflı gibi duruyor. Çok hoş. Şöyle yakın plan tutayım. Bir de şöyle tülbentimi toplayıp beyaz zemin üzerinde hangisi ışık açısından gözünüze hoş görünürse o şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, gerçekten çoğaldıkça kendini gösteren bir modelimiz büyüdükçe. İlk önce arkadaşlar bu iğneden tığa modelimizde şöyle bakın bu şekilde şöyle asılarak ipimizi esnetelim, olur mu? Şöyle incecik en son noktasına kadar şöyle bakın esniyor ışıktan. Bunu böyle güzelce esnetiyorum, sonra örmeye başlıyorum. Evet, şimdi anlatım kısmına geçerek modelimizi anlatalım. Evet, bu şekilde tülbentimi kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videoda mevcut üçer zincir çekerek tığlama işlemlerini yaptım arkadaşlar. Şöyle bu birer zincir arasıyla çekilmiş kirpikli trabzanları da 8 tane, bakın ara suyuna 2, 4, 6, 8 tane yapmışım. Bir tane de bu yuva için toplamda 9 tane ara suyu yapıyorum. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayalım. Bakın ipimizi şöyle bir zincir çekerek tığımıza tutturduk. Hemen bu sıradaki tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 ve 3 zincir. Hemen bu bir zincirli boşluktan girip şöyle bir kirpik oluşturdum. Bakın bu şekilde 9 tane kirpiği yaptıktan sonra bir tane de böyle kirpiksiz bir zincirle çektiğimiz bir sık iğneli trabzan diyelim. Bu şekilde şimdi bakın 8 tane zincir çekiyorum buraya. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirden yuva oluşturacağız. Ters tarafına çevirdim bakın. Buradan boş olan bu bir zincirli yerden ara kısımdan girdim. Bakın böyle ara kısmında bir tane kirpikli böyle trabzanımız olacak. Bir zincirle hemen şöyle dönüşü yapıp buraya sık iğne yapacağım. Bakın yuvamızın içine sık iğneyi oluşturdum. Hemen bir tane zincir çekip şöyle bir defa tığı doladım. Buraya minik şöyle ikili bir trabzan yapıyorum. Evet, şimdi çiçeğimizin yapılışına başlıyoruz. 6 tane zincir çekiyorum. 6. 6 zincirimi buraya trabzanın arasına kapatıp bir tane kirpik oluşturuyorum. Bir zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Hemen buraya 2 ve 2 trabzanımı oluşturdum. 6 tane zincir. Kapatıyorum buraya. Şöyle. İkinci. Bir zincirimi çektim. Bakın. Bu şekilde 5 tane arkadaşlar buraya 6 zincirden böyle kirpikler yapacağız. Yine aynı şekilde
Şöyle. Evet, şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini ikişer zincir çekerek hazırladım arkadaşlar. Şöyle. İki tane çiçeğimin arasını da. Evet, şöyle iki tane çiçeğimin arasına bakın arkadaşlar. 8 tane, bir tane de bu şekilde 9 tane kirpikli trabzan yaparak başlıyoruz. Burada 8 tane var. Bakın 8 saydım. Şimdi üçer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladık. Arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın bir zincirimizi çektik. Hemen sıradaki boş tığ battıya bir tane bu şekilde bir yuva hazırladım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu ara boşluk bir zincir. Şöyle kapattım. Kirpiğimi oluşturdum. Minik bir kirpik. Hemen bir zincirimi çektim. Yandaki boş olana giriyorum. Şöyle bakın kapattım. 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Hemen tersini çevirdim. Bu bir tane kirpiği bırakıyoruz. Ara boşluktaki bir zincirden girip buraya 8 zincirli yuvamı sabitledim. Şu şekilde. Bir zincirle düz yüzüne dönüp yuvanın içine sık iğnemi yapıyorum. Evet, şimdi buraya 8 zincirli yuvaya çiçeğimizi hazırlayalım. Bir zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2. Bakın minik bir trabzan yaptım. 6 zincir. 6 zincirimi buraya trabzanın arasına kapatıp kirpik oluşturdum. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Aynı şekilde 2 2 alarak trabzan yaptım. Trabzanları yuva edineceğiz. 4 5 ve 6. Yine kirpiğimi bu trabzana kapatıp oluşturdum. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 6 zincir. Kapattım. 3 oldu. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Alttaki trabzana 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen oraya girdim. Kapattım, kirpik oluşturdum. Bir tane yani zincir, bir defa tığı dolayıp şöyle 2 ve şöyle 2. Bakın toplamda arkadaşlar 5 tane olacak. 4 tane yaptık. Yine 6 zincirimi çekiyorum. 5. ve sonuncuyu şöyle yaptıktan sonra bakın toplam 5. 5 tane 6 zincirden kirpik oluşunca 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8. Bir defa tığı doladım. Hemen bir alttaki arkadaşlar zincirin şöyle kanadından girip buraya yine 2 2 alarak minik bir trabzan oluşturacağım. Şöyle göremediğim kadar bu şekilde minik trabzanımızı oluşturduk. 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi buraya kapatıp kirpiği oluşturdum. Bunun aynısını arkadaşlar bu tarafı yapıp aşağı ineceğiz. Bu şekil o kadar kolay oluyor ki hemencecik oluşuyor. Şimdi trabzanı yapalım. 6 zincir. Sistem aynı. Trabzanın içine kapat. Kirpiği oluştur. Bir zincir, bir defa dola. Trabzana gir. Yeni bir trabzandan yuva hazırla. 6 zincir. Trabzana böyle ara kısmına gir. Sık iğne ile sabitle. Üçüncü kirpiği oluştur. Bir zincir, bir defa doluyorum.
Şöyle Trabzon'a girip 2 alarak yeni bir Trabzon'dan yuva oluşturdum. 4, 5 ve 6. Hemen giriyorum. Şöyle kapatıp oluşturdum. Trabzon'a girip Trabzon'dan yuva oluşturuyorum. Bir zincir, bir defa tığ doladım. Şöyle 2, şöyle 2. Bakın 5. ve sonuncuyu yapacağım. 3, 4, 5, 6. Şimdi arkadaşlar sonuncuyu da kapattıktan sonra buraya bir tane daha sık iğne. Bakın burayı unutmayın, tamam mı? Son kirpiye sık iğne. Çünkü buraya şimdi yuvaya sabitleyince çok yere yapışık oluyor arkadaşlar. Şöyle dip kısmına bir sık iğneyi unutmayın. Biraz tümseklik oluşturuyor. Bunu getirip 8 zincirli yuvamın içine buraya sabitliyorum. Ve şimdi burada hani dönüş yapmıştık ya, sık iğne ile sabitledikten sonra 8 zinciri çekmiştik ya, oraya bu sık iğnenin arasına da girip bir trabzan oluşturmuş olacağız. Bakın şöyle göstereyim. Kirpik kapattığımız yere biz sadece sık iğne kapatıyoruz. 8 zincirli yuvaya kirpiğimizi kapatıp buraya da sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir zincirimi çekip sıradakine bu şekilde şu kirpikli trabzana geçeceğiz. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Bu şekilde. Şimdi böyle gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Bu ara kirpiklerini, üstün kirpiklerini yapınca daha güzel bir şekil alacak. Şimdi bakın şuradan devam edelim. Sık iğne ile bir zincirimizi sabitledik. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya kapattım. Yine bir zincir çekiyoruz. 9 tane bu şekilde kirpik yapacağız. Bakın. Şöyle kapattım. 1, 2, 3. Ara kısmından girip bu şekilde kapattım. Araya bir zincir çekiyorum ki şöyle rahat kirpikleri kapatabilelim. 1, 2, 3 zincir. Bir zincirli yuvanın sık iğnenin kenarından giriyorum. Bakın. Araya bir zincir. Sıradaki tığ battıma giriyorum. Kaç oldu arkadaşlar? 2, 3. Bu da 4. 3 zincirde sık iğnenin, bakın bu boşluğundan girip sabit. Bir zincir. Sık iğnemle buraya sabitliyorum. Şu sık iğnemi trabzan gibi düşünün. Bakın yeri yapışık. Bu şekil güzel durduğu için bu şekil yaptım. Bunu iki seferde de alabilirsiniz sık iğne yerine. Bir zincir. Şimdi ben bunu sıradaki, bakın boş olana sık iğneye sabitliyorum. Şöyle sadece sık iğne görüntüsü var. Evet. 3 zincirle bu şekilde trabzan yapıyorum. Sık iğnenin arasına girerek. Evet arkadaşlar bakın. 2, 4, 6. Bu şekilde devam edecek. Şimdi biz bu çiçeğimizin şu kısmına boş bıraktığımız yere renkli çiçeğimizi yapalım. Evet, çimeni hazırladık arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bir çimen gidiyor. Kolay bir çimen gidiyor. Şimdi kirpiklerini de yaparak tamamlayalım. Bakın. Bu kısımdan sık iğne ile girip şöyle sabitliyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığ doladım. Yuvanın içerisine girip şöyle 2, şöyle 2. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanın ara kısmından girip kirpiğimi oluşturdum. 2 tane zincir çekiyorum. Evet, ilk yaprağını yaptık çiçeğimizin. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle 2 tane zincirimi çektim. Bir defa tığ doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. İkili trabzan. 4 zincir. Kapatıp trabzanın ara kısmında sabitliyorum kirpiği. 2 tane zincir çekip hemen buraya sabitliyorum. Evet, ikincisi de hazır.
Aynı şekilde üçüncüsünü de yapıyorum. Bakın. İki tane zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Ve iki. Ve iki. Dört tane zincir. Buraya yuvaya kapatıp sabitliyorum. Bir. İki zincir. Ve zincirden sabitleyip bakın dediğim gibi arkadaşlar burası dolunca daha dik ve güzel durdu kenar kirpikleri. Hemen şu ipi yarka tarafına şöyle yakıp temizleyip şu kirpiği de yapalım. Evet, şimdi bu boşluk kısmını geçiş 8 zincirin burasına da kirpik için yuva hazırladık arkadaşlar. Şöyle yine ipimi aynı renk ipimi tutturdum. Buradan sık iğne ile sabitliyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın böyle bir tırtıklı kirpik oldu. İki zincir. Şöyle iki tane. İki zincir. Şöyle üç tane. Bir. İki zincir. Şöyle dördüncü. Bir tane de buraya böyle minik minik dört tane kirpik alıyor. Hemen bir zinciri çekip de dip kısmında da kopardık. Hemen bunu yakayım. Modelimize bakalım. Evet, modelimizi tamamladık. Bakın arkadaşlar şöyle beyaz zemin üzerinde de sizlere göstereyim yakın plan. Bu modelimizin şöyle tutayım. Ara kısmının mesafesi gayet iyi arkadaşlar. Daha fazla böyle ara şu kısımdan bahsediyorum. Açıldığında hoş gözükmeyebilir. Böyle sanki daha hoş durdu. Evet. Renginden olması da ayrı bir güzel gözüküyor. İnşallah bu güzellik böyle kameraya da yansıyordur arkadaşlar. Şöyle bir de elimde tutayım da bakın. Şöyle. Sizle yapmış olduğumuz mor rengimiz inşallah anlaşılır bir şekilde. Şöyle ütülendiği zaman da daha güzel duracaktır. Böyle arkadaşlar kalıp gibi duracaktır modelimiz. Evet. Şöyle tek tek de gösterip elimin üzerine de şöyle koyup göstereyim. Gerçekten çok hoş duruyor arkadaşlar. Çok da zarif duruyor. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.